Herkese merhaba. Bugün size Aralık ayı içerisinde okutmuş olduğum kitaplardan biri olan Lefter, Futbolun Ordinaryosu Haluk Ergün'ün kalemiyle NTV yayınlarından bize ulaşan bu kitabı ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ayrıca bir video çekmek istedim bu kitaba. Lefter, bir Fenerbahçeli olmam nedeniyle belki de ayrıca bir öneme sahip benim için. Futbolun Ordinaryosu olarak geçiyor ve bu anlamda da çok kıymetli ve çok önemli bir futbolcu benim için. Ve sanırım spor severlerin ya da futbol severlerin tamamının için oldukça önemli bir isim. Indie yayınlarından çıkan bu kitap gördüğünüz gibi oldukça güzel bir kitap. Yazıları okunaklı, aralarında çok güzel Lefter'in hayatına dair fotoğraflar bulunmakta. Bu anlamda dolu dolu olmuş olan bir kitap. Futbol oynadığı dönemlere dair bilgiler de bu kitabın içerisinde yer almakta. Maçlara dair anekdotlar, anılar, futbolun önde gelen isimlerinin defter hakkındaki düşünceleri bu kitap içerisinde yer alıyor. Gördüğünüz gibi ciddi bir kitap. Bu yüzden de rahatlıkla okunabilecek ve rahatlıkla saklanabilecek olan bir kitap. Uzun yıllar saklanabilecek olan bir kitap. NTV Yayınları bu anlamda çok güzel bir kitap hazırlamış. İçerisinden bir de CD çıkıyor ve jelatinli bir kap halinde, bir bütün halinde satılıyor. Sizin de satın alırken buna dikkat etmenizi istiyorum açıkçası. İçindeki CD'yi ve jelatinli bir kabın içerisinde olmasına önem vermenin ve içerisindeki CD'yi muhakkak almalısınız bence. Kısaca kitaptan bahsetmek istersem eğer, Lefter 1924 yılında Büyükada'da doğuyor. Ailesi Büyükada'ya göç etmiş ve buraya yerleşmiş kişiler. Ancak Lefter hep yani bulunduğu her ortamda ve yurt dışında top koşturduğu zamanlarda da dahil olmak üzere her zaman ben Türk'üm diyor ve bununla da gurur duyuyor. Lefter gençliğinde pek çok yerde top koşturmuş. Ancak askerliğinin sonrasında Rüştü Dağlaroğlu'nun transferiyle 1947-48 yılında ilk çubuklu Fenerbahçe formasını giymiş bir futbolcu. Aynı dönem içerisinde milli takıma da dahil oluyor Lefter. Ve bu dönemle beraber Lefter'in artık profesyonel futbol yaşamı başlıyor. Daha önceki amatör futbolculuğundan profesyonelliğe geçmiş oluyor. 1950'li yılların bir kısmında İtalya'nın Fiorentina'da takımında top koşturuyor. Daha sonra bir ara Nice'deki bir takıma kiralanıyor. Orada da bir sene kadar top koşturuyor. Ancak hiçbir zaman Fenerbahçe'den vazgeçmiyor ve tekrar Fenerbahçe'ye çubuklu formaya geri dönüyor. Taraftarlar kendisine futbolun ordinaryosu diyor. Çünkü Lefter futbolu bir profesör gibi değil bir ordinaryos gibi oynuyor ve bu nedenle de her zaman taraftarların gönlünde ayrı bir yeri var. Futbolcuların ve sporcuların gönlünde ayrı bir yeri var. Yaklaşık olarak yani 23 yaşından 40 yaşına kadar Lefter top koşturdu diyebiliriz. Ve 40 yaşında artık yeşil sahalardan uzaklaşmaya başlıyor. 20-50 kez kadar milli forma giyiyor ve bu anlamda da oldukça önemli bir futbolcu Lefter. Lefter 1964 yılında Jübile maçını yapıyor ve yeşil sahalardan ayrılıyor. Ancak şöyle bir özelliği de var bu Jübile maçının. Çünkü daha önceden hiçbir futbolcu için yapılmayan bir maç bu. İlk defa Lefter'le başlıyor Jübile maçları. Yani yeşil sahalardan ayrılıyor Berk Lefter ama yine saha dışına çıkmıyor ve yaklaşık 7 sene kadar Anadolu'nun çeşitli takımlarında antrenörlük yapıyor ve yine futboldan kesinlikle kopmuyor. Daha sonrasında ise spor yazarlığı geliyor ve bu sefer futbolu Lefter'in dilinden ve kaleminden okumaya devam ediyoruz. Bir süre de bu şekilde devam ediyor. Ancak Lefter 2010 yılında bir Yunanistan'a yapmış olduğu gezi sırasında rahatsızlanıyor. İlk orada bir sıkıntı yaşıyor. Daha sonrasında tekrar hani hiçbir zaman Türkiye'den ayrılmıyor bu arada. Büyükada'da yaşamaya devam ediyor ailesiyle beraber. 2012 yılında da kendisini kaybediyoruz. Ne yazık ki Lefter aramızdan ayrılıyor. Lefter futbol yaşamının tamamında özellikle ailesine olan bağlılığını, aile yaşamının ne kadar kıymetli olduğunu bir sporcu için ne kadar önemli olduğuna sürekli olarak değiniyor. Çünkü bir sporcunun düzenli bir yaşamının olmasının onun sahalardaki veya spor yaşantısındaki başarısını ne kadar etkilediğini, pozitif anlamda ne kadar etkilediğini üzerinde duruyor. Beslenmesine ve hayat kalitesine çok dikkat ediyor. Bu anlamda da eşine de her zaman teşekkür ediyor.
Bu kitap Lefter'in hayatının bir özeti ve çok güzel bir kitap olmuş. Bu nedenle Haluk Ergün'e tekrar teşekkür ediyoruz. Okuyucular olarak ve Fenerbahçeli olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca NTV yayınlarına da bastığı için ve bu şekilde güzel bir ciltle bize ulaştırdığı için teşekkür ediyorum. Ve spor severlerin, futbol severlerin, Fenerbahçelilerin özellikle tercih edebileceği bir kitap olan Lefter Futbol'un Ordinaryosu'nu okumalarını öneriyorum. Şimdilik benim söyleyebileceklerim bu kitap hakkında bu kadar. İyi okumalar diliyorum. İyi günler diliyorum.